Elazığ'da baharın gelmesiyle birlikte fidan dikim sezonu başladı. Fidan yetiştiricisi Galip Kayaoğlu, vatandaşların fidan alırken sertifikalı ürünleri tercih etmesi gerektiğini söyledi. Bağ ve bahçe bakımlarının bitmesinin ardından vatandaşlar fidan yetiştiricilerinden meyve ağaçları ve çiçek alarak fidanlarını toprakla buluşturmaya başladı. Kayısı çeşitleri burada yazda kışta karmutlarımız var. Vatandaşların fidan alımında sertifikalı firma ürünlerini tercih etmesi gerektiğini ifade eden fidan yetiştiricisi Galip Kayaoğlu, standart meyve fidanları haricinde tropikal meyve fidanlarına da ilgi olduğunu söyledi. Sertifikasına, yani firma malı olup olmadığına, kök yapısına, ağacın düzgünlüğüne ona dikkat edecek. Fidan e, yeni söküm ve eski sökümü sormalılar. Çünkü Adam güzün sökmüş. Geçen yıldan kalmış elinde. Herhalde dezyalanda de, satıyorlar. Fidan'da daha sezon e, şimdilik Nisan'ın sonuna kadar devam ediyor. E, fidan sezonu yani yeni başladı zaten. E, Mart 1 demesinden başladı. Nisan sonuna kadar Allah nasip ederse çıplak kök fidan satılacak. Vatandaşlar e, hobi bahçesine karışık veriyoruz. E, tek bahçe tipi kuranlar... Ceviz, badem, ondan sonra e, ne var, e, hurma, nar, incir bu sene revanşta olanlar. Bu sene tropik bitlerimiz de çok, dışarıdan getirdiğimiz çeşit çok. Yaban versin olsun, e, aronya olsun, kızılcık olsun, yani, talep bunlara da var. Ama meyve tabii ki bizim vazgeçilmez kirazımız, kayısımız, tutumuz. Yani kapama bahçe yapıyorlar vatandaşlar ellerinde 150 farklı çiçek türü bulunduğunu söyleyen Kayaoğlu, çiçek bakımlarının aksatılmadan yapılması gerektiğini ifade etti. Ee, çiçek çeşitleri elimizde yaklaşık 150 çeşit çiçek, çiçek var. Ee, şimdi yumrul kökler var, ee, yonca köklü olanlar var, mevsimlik olanlar var. Ha, vatandaş nereye ne ekmek istiyorsa geldiği zaman ders, desin ki ben cam kenarına koyacağım veya balkonuma koyacağım veya bahçeme ekeceğim. Yaz kış devam etmesi için ona göre çiçek seçimi yapıyoruz. İlkbaharın gelmesinden gül bakımları da başladı. Güller yani gül olan için söylüyorum bahçesinde gülü balkonda gülü varsa en fazla yani 10 santim 15 santim bırakıp üstünü kesmeleri lazım. Gül budaması çok önemli çünkü güllerini budamasalar 3 sene sonra 2 sene sonra gülleri kurumaya başlar.